Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünden itibaren sizlere düzenli video yapacağıma dair sözümü verip düzenli videonun ilk oyununda Plak isimli oyunu bilgisayardan oynayarak başlatıyorum. Zaten Plak benim çok sevdiğim bir oyundu. Bilgisayardan da oynuyorum ama genelde kaydı daha kolay olduğu için telefondan kayıt çekip YouTube'a telefon modunu yüklüyordum. Bilgisayardan ilk video kaydım olacağı için umarım mikrofon ve oyun sesiyle ilgili çok fazla sıkıntı yaşamam. Ama sizi rahatsız edecek bir konu olursa yorumlarda yazarsanız düzeltmeye çalışıp daha iyi bir video atmaya çalışırım. Şimdi burada ana oyun modunda bütün oyunları normal modda oynayarak hiçbir gen eklemeden sizlerle beraber bütün bölümleri açmaya çalışacağım. Sonrasında zor modda ve çok zor modda oynayarak ilerlemeye devam ederiz. Sizin istediğiniz ne varsa onları oynamaya devam ederiz. Bilgisayar modunda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şurada. 3x hızlandırma özelliği. Oyunu 3 kat daha fazla hızlı oynayabiliyorsunuz. Ben bunu şundan dolayı seviyorum. Oyunun başındayken bu salgın puanı, yani DNA puanı iyice birikene kadar ben bekleyebiliyorum. Bekliyorum daha doğrusu. Bu arada beklerken sizlerle de sohbet edeceğim. Şimdi oyundaki planımızı size şu şekilde özetleyeyim. Bu arada hemen şu DNA puanını da alayım. Öncelikle hastalığı sıcak bir ülkede başlattığım için zaten sıcağı bir tık dirençli bir hastalık olarak oyuna başlıyorsunuz. Sonrasında burada sıcak ülkede başlattığım için Grönland gibi soğuk ülkelerde yayılabilmek için soğuk direncini 2 seviye çıkarmak gerekiyor. Sıcak direnci 1 seviye yeterli olacaktır. İlaç direncini 2 seviye yapacağız ki Kanada, Amerika gibi gelişmiş ülkelerde hastalık bütün ülkeye yayılabilsin. Sonrasında buradan genetik karışıklığı açıp tedavinin daha yavaş bulunması ile ilgili özellikleri açacağız. Sonrasında burada öksürük, işte pnömoni vardı sanırım, pnömoni vesaire böyle buradan ortaya gelip ölümcül hasarlardan, ölümcül lezyonlardan bir tanesi olan bir özelliği açacağız. Şu an adını hatırlayamıyorum ama koma olabilirdi sanırım. Emin değilim. Zaten oyun ilerledikçe görürüz. Ama dediğim gibi öncelikle DNA puanının birikmesini bekleyeceğim. DNA puanı biriktikten sonra da ilk etapta burada görmüş olduğunuz şu 3 özelliği açıp hastalığın yayılma hızını arttıracağım. Ama öncesinde şöyle bir 70-80 salgın, yani DNA puanı birikene kadar beklemeyi planlıyorum. Aslında daha erken harekete geçebilirim ama garanti olsun istiyorum. Şu an çünkü hani çok yüksek puan alma gibi bir hedefim yok. İlerleyen zamanlarda çok yüksek puan almak için de bunu hedefleyerek oynayabiliriz. Bilgisayar modu telefon modundan kat kat daha güzel. Siz de takdir edersiniz ki şöyle haritaya yaklaşabiliyorsunuz. Şöyle haritayı istediğiniz yöne çekebiliyorsunuz. Burada mesela ülkeye dokunup şuradan ülkeyle ilgili detaylı bilgileri görebiliyorsunuz. Şurada ülkeyle ilgili fotoğraflar var ama bu fotoğraflar gerçekten oraya mı ait bilmiyorum. Mesela şöyle Türkiye'ye bakalım. Mesela Türkiye için ne demişler? Kırsal bir ülke genellikle dengeli birikime sahiptir. Zengin ya da fakir dememişler. Zengin miyiz, fakir miyiz ben de bilemedim. Ama sanki buradaki fotoğraflar gerçekten o ülkeye ait gibi arkadaşlar. Çünkü burada bir şey kebap yazıyor. Ne kebap olduğunu göremedim. Yorumlarda bilen varsa, okuyabilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bu arada kanal 2000 abone olmuş. Kanalıma 2000 abone olmasında destek veren herkese çok teşekkür ederim. Sizler için ne kadar önemli bilmiyorum ama benim için gerçekten önemliydi. Psikolojik bir sınır olmuştu benim için 2000 abone. 2000 aboneyi gördükten sonra da sürekli bir şekilde video çekmeye karar verdim. Sizlerin isteği dahilinde diğer oyunları da oynamaya çalışacağım. Fırsat bulabildiğim kadarıyla video atmaya çalışacağım. Hafta sonu cumartesi pazar 2 gün içinde video çekmeyi istiyorum, planlıyorum. Ama bir aksilik olursa, olmaz umarım. Yani kesin söz veremiyorum ama cumartesi ve pazar günü içinde video gelecek. Çok da büyük konuşmak istemiyorum. Yaklaşık 50 DNA puanı birikti.
Hastalığın daha da fazla yayılması için bence artık harekete geçebilirim. Normalde 80 DNA puanı birikene kadar bekleyecektim ama o kadar beklemek, yani o kadar beklemeye sabır edemedim, sabır gösteremedim. Şimdi buradan bu iki özelliği açtıktan sonra şurada combo bir özelliğimiz ortaya çıkacak. Şöyle hemen oyunu durdurup topluyorum. Anemi belirtisi mutasyona uğradı. Bu arada mutasyonları bütün dünyayı bulaşana kadar kesinlikle geri alacağım. Bu arada özellikle bu özellikleri açıyorum ki bunlar mutasyon geçirme ihtimali biraz daha arttırsın hastalığı. Normal modda olduğu için hastalığın mutasyon geçirmesi benim için çok büyük bir problem değil. Çünkü bakteri modunda hastalık mutasyon geçirdikçe belirtileri geriye alınca ekstradan salgın puanı kazanıyorsunuz. Ama bu virüste biraz daha farklı. Virüste belirtileri geri almak için salgın puanı ödemeniz gerekiyor. Ama bakteride oynarken bu benim dediğim taktiği çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulantı belirtisi mutasyona uğradı. Hemen burada bulantı belirtisini geri alacağız. Şöyle şunları oyunu durdurarak topluyorum. Yine oyunu durdurarak topluyorum çünkü bunların hepsini aynı anda ne yazık ki yetişemiyorum. Sonrasında bu ekstrem zoonoz özelliğini açıp hastalığınıza ekstradan mutasyon geçirme özelliği kazandıracağız. Bu şekilde bunları topluyorum hemen. Artık oyunu 3 kat hızlı oynarken bütün baloncuklara yetişemediğim için oyunu durdurarak topluyorum. Bilim adamları ishal belirtisini anlamaya başladı diyor. Bu önemli. Neden önemli? Şimdi burada bulantının altında siz ishal özelliğini açarsanız bilim adamları tedaviyi çok daha hızlı bir şekilde buluyor. Aklınızda bulunsun. Hastalık bu şekilde müdahale etmedikten sonra bütün dünyaya yayılıp bütün dünyayı hasta edecektir. Fakat daha hızlı olması için şuradan soğuk direncini 2 seviyeye, ısı direncini 1 seviye ve ilaç direncini 2 seviyeye getirmemiz gerekiyor. Mutlaka aklınızda bulunsun. Kişisel belirtisi bu arada mutasyona uğradı. Bunu tekrar ben geri düşürüyorum. Şu an hastalığımın bulaşma özelliği son derece yüksek ve bunu da açıp artık son derece bulaştırıcı hale getiriyorum. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi mutasyon olasılığını ve uluslararası yayılmaya neden oluyor diyor. Yani hastalık durduğu yerde kendi kendine mutasyona olacak. Oyunun sonunda bu benim çok avantajıma yarayacak. Çünkü yani 30 puan gereken bir özellik kendi kendine mutasyona uğrayıp bana ekstra salgın puanı harcamadan oyunu kazanmaya yardımcı olacak. Şöyle hastalığın bulaşmadığı Grönland ve İsveç kaldı. Gördüğünüz gibi zaten Grönland bu oyunda hastalığın en zor bulaştığı ülkelerden bir tanesi. Kişisel belirtisi mutasyona uğradı. Bunu hemen tekrardan geri alıyorum. Yetenekler kısmından hemen ilaç direncini 2 seviyeye çıkartıyorum. 2 seviye çıkarttım çünkü gördüğünüz gibi Amerika'da ve Kanada'da hastalık çok yavaş ilerliyordu. Şimdi Kanada'da hastalığın ilerleme hızını izlemenizi rica edeceğim ben sizden. Bunu ilaç direncini 2 seviye çıkarmasaydım hızlanmayacak. Mesela gördüğünüz gibi Amerika kıpkırmızı olmaya başladı. Birazdan aynısı Kanada için de olmaya başlayacak. Kişisel belirtisi mutasyona uğradı. Hemen buradan bu belirtiyi geri alıyorum. Yetenekler kısmından şöyle genetik karışıklığı yükseltiyorum. Kişisel belirtisini bir an geri almadım mı diye korktum. Şu an bana yaklaşık 45-50 DNA puanı gibi bir DNA puanı lazım. Ve bu sayede oyunu kazanabilirim. Gördüğünüz gibi Grönland'da hastalık bulaştı. Kanada'da hastalık bulaşma hızı yani hızlanmaya başladı. Kişisel belirtisi yine mutasyona uğradı. Hemen bu belirtiyi geri alıyorum.
bütün dünyaya hastalık bulaşmadan, dünyada sağlıklı insan kalmadan herhangi bir aksiyona geçmeyeceğim. Öncelikle bütün dünyaya hastalığın bulaşmasını bekliyorum. Ve aynı şekilde bütün dünyaya hastalık bulaştıktan sonra bir miktar DNA puanının da birikmesini bekleyeceğim. Burada zaten Grönland'ı takip edebilirim. Şu an sanırım dünyada sağlıklı insanların tek kaldığı yer Grönland. Aynen öyle. Şu koyu kırmızılar bütün ülkenin hasta olduğunu gösteriyor. Şu açık pembemsine henüz o ülkede sağlıklı insanlar olduğunu gösteriyor. Kişisel belirtisiyle mutasyona uğradı. Buradan hemen bunu iptal ediyorum ve 2 DNA puanımı alıyorum. Dediğim gibi yaklaşık bana şu an 50 DNA puanı lazım. 50 DNA puanıyla oyunu kazanabileceğimi düşünüyorum. Bu noktada acele etmeyeceğim, sabırlı davranacağım. Şu an dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Buradan öksürük özelliğini, sonrasında pnömoniyi, sonrasında akciğer ödemi ve sanırım akciğer fibrozisiydi diğer özelliğin adı. Öksürük belirtisi mutasyona uğradı. Şöyle ben bunu düşürüp yine 2 puanımı almayı tercih ediyorum. Çünkü daha 30 puanım var, çok erken. Kısımlarda DNA puanı bekleyeceğim için buralar birazcık sıkıcı olabilir. İsterseniz buraları şöyle bir yarım dakika, bir dakika ileri sardırabilirsiniz. Ama bu oyunu kazanmak için sabırlı olmak gerekiyor. Bu arada bu yaptığım hareketten dolayı zaman hızlı bir şekilde ilerlediği için oyun sonu kazanacağım puan azalacak ama çok da önemsemiyorum. Dediğim gibi şu an yüksek puan almak amacıyla, hedefiyle oynamıyorum. Şayet yüksek puan almak hedefiyle oynasaydım daha farklı bir oyun stili tercih ederdim. Uykusuzluk belirtisi mutasyonu uğradı. Bunu da hemen düşürüp 2 DNA puanımı alıyorum. İki DNA puanı buradan geldi. 50 DNA puanına az kaldı. 50 DNA puanı istememin sebebi ölümcül özelliği açamazsam ve şuradaki belirtiler yarım kalırsa ne yazık ki oyunu kazanmak zor oluyor. Şuradan 3 puan daha geldi. Şu an bütün dünya hasta ama hiçbirisi hastalığın farkında değil. Aslında üzücü bir durum. Çünkü hiç yani hastalık belirti vermiyor. Hiçbir şikayet yok. Nereden bulaştığı bilinmiyor. Ama şu an bütün dünya hasta. Şöyle son bir 4 DNA puan daha bekleyip sonrasında oyunumuzu hızlandıracağım. Gemiler yeni bir sterilize teknolojisi kullanıyor. Bu şu demek, gemi yoluyla hastalığın bulaştığı ülkelere sizin hastalığınızı bulaştırmanız daha zor. Sizin buradan su ile bulaşı arttırmanız gerekiyor. 0'sa 1, 1'se 2 yapmanız gerekiyor. Bilginize. Son 2 puan lazım. 50 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Olur, bu da olur. Öksürük belirtisi mutasyonu olur. Zaten bunu açmak için 4 DNA puanı gerekecekti. Şimdi buradan zatüreyi, akciğer fibrozisini, buradan da organ yetmezliğini açıyorum. Ve hastalık ciddi bir ölümcüllük boyutuna yükseliyor. Daha sonrasında buradan yeterse ki bunun kendi kendine mutasyona uğramasını bekleyeceğim. Ama puanım mutasyona uğramadan bunu açmaya yeterse onu açacağım. Çünkü hastalık hızlı bir şekilde ölümcüllüğe ulaşabilsin. Şu an zaten gördüğünüz gibi hastalık çok hızlı bir şekilde ölmeye başladı. İlk olarak Orta Asya'da ölmeye başladı. Orta Asya'yı bulamadım. Şuralar olacak sanırım. Gördüğünüz gibi ülkeler direkt kara sınırını kapatıyor. Eğer ben bu hastalığın şiddetini arttırma özelliğini en başında yapsaydım çok hızlı bir şekilde ülkeler sınırlarını kapatacaktı ve bütün dünyaya hastalık ulaştıramayacaktı ve tedavi hızlı bir şekilde keşfedeceklerdi. Şu an tedavi hızı yine hızlı ilerliyor. Beklediğimden hızlı ilerliyor.
Şöyle bir bakalım. Burada açabildiğinizi açabileceğiniz her şeyi açtık. Artık DNA puanı gelmesini bekleyeceğiz. Bir de şanslıysa buradaki belirti kendi kendine mutasyon olacak. Bu arada bu kızın sesi şu an çok ikonik geldi bana. Çünkü Squid Game'i izlediniz mi bilmiyorum ama o diziyi izlerken oradaki kız bana çok ürkütücü gelmişti. Konuşması vesairesi falan. Diyordum ki niye bu kadar ürkütücü geliyor diye. Bilinçaltımda oradaki kızla bu sesi birbirine çok yaklaştırmışım. Şu an onu fark ettim. Size de paylaşmak istedim. Şu an güzel bir şekilde salgın puanı kazanmaya başladım. Birazdan şuradan hemen bu özelliği de açıyorum. Kendi kendine mutasyona uğramadı ama önemli değil. Ben açtım. Zaten burada tedavi hızını gördüğünüz gibi hemen düşürdük. Ve artık çok daha fazla ölümcül olmaya başladı. Zaten görüyorsunuz burada. Finlandiya yok olmaya başladı. Güzelim Finlandiya. Hayaller Finlandiya ama gördüğünüz gibi ilk bayrağın düştüğü yerlerden birisi orası oldu. Bu arada bu fotoğraflar gerçekten o ülkede çekilen fotoğraflar sanırım. Mesela Türkiye'de. Burası neresi bilmiyorum ama şurada bir kebapçı bir şey kebabı yazıyor sanırım. Emin olamadım. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Burada size şunu göstermek istiyorum. Uykusuzluk, paranoya ve nöbetleri açtığınız zaman, hatta burada deliliği açtığınız zaman buradaki tedavi hızı önemli ölçüde düşüyor. Mesela 45'te 43'e düştü ama deliliği açarsanız daha da düşüyor. Ve tedavi hızı ciddi anlamda yavaşlıyor. Ben bunu da açacağım. Buradan hemen bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi tedavi hızı 45'ten 41'e düştü. Ve tedavi hızı daha da yavaşlamaya başladı. Bu şekilde bu oyunu kazanmış olduk. Burada oyunu 3 kat hızlandırıyorum. Artık çok fazla bir şey kalmadı. Daha fazla puan almak için şöyle şuradan tedavi hızını azaltabiliriz. Ama bunun artık çok bir önemi yok zaten. Normal modda oyunu bu şekilde oynayarak oyunu kazanıp bir sonraki oyun modunu açabilirsiniz. Cumartesi virüs, pazar günü de mantar bölümünü gösteririm. Bir aksilik olmazsa. Seviyorsunuz arkadaşlar. Özellikle buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ettim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma ne yazsın? Selam yazsın. Bilemedim. Selam yazarsa bütün yorumları tek tek geri döneceğim. Ve artık dünyada son 10 milyon insan hızlıca azalıyor. Bakalım son insanlar nerede kalmış? Gerçi nerede kalmış derken bayağı ülke hala ayakta. Son 1 milyon insan nerede yaşadığını çok merak ediyorum. Bakalım nerede kalacak? Şu an şu gördüğünüz ülkelerde yaşayan insanlar var. Şurada siyah olarak gördüğünüz ülkelerde yaşayan insan kalmadı. Pax 12 insanlığın kökünü tutacak. Buraya kadar izleyen arkadaş şu yoruma bir sonraki hastalığın adı ne olsun diye yazarsa o hastalığın adını çekerek oynayabilirim. Ben buraya kadar izlediğini anlarım. Benim için de destek olmuş olur. Normal modda bilgisayardaki oyunu bu şekilde kazanabilirsiniz. Şurada oyunumuzun özetini gösteriyor. Şöyle 3 yıldızla kazandık. Normal zorlukta oynadık. Herhangi bir gen kullanmadık. Burada grafikleri gösteriyor gördüğünüz gibi. Burada detaylı bir şekilde grafiklere bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.